Merhaba arkadaşlar. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz İbrahim Arsoy. Bugün beraber 6. sosyal bilgiler 3. ünite olan Yeryüzünde Yaşam ünitesinin konu öğrenme kılavuzuyla beraberiz. Evet arkadaşlar, bu üniteyle ilgili daha önce konularımız olmuştu. Bugünkü konumuz ise Farklı iklimler, farklı yaşamlar olacak. Şimdi biliyorsunuz ülkemizdeki iklimleri gördük. Akdeniz, Karadeniz, karasal iklim üzerine konuştuk. Peki dünyada bu işler nasıl oluyor? Dünyada iklimler hep aynı mı? Bizim ülkemizdeki gibi mi? Tabii ki değil. Bunun üzerine konuşalım. Burada rengarenk evlerin bulunduğu, aslında çok fazla kalabalık olmayan, tamamen kararla kaplı bir yeri görüyoruz. Buranın iklimin özellikleri ve yaşam tarzları nedir arkadaşlar? Burası genellikle soğuk geçen bir yere benziyor. Soğuk geçtiği için evler çatı şeklinde yapılmış. Çünkü karlar buradan aşağı düşsün diye arkadaşlar. Mesela Adana'da Akdeniz bölgesinde dam şeklinde yapılır. Buna gerek kalmaz. Ee, i̇nsanlar kalın kıyafetler giyerler. İnsanlar bizim e, ülkemizdeki gibi çok fazla ürün çeşidi alamazlar. Yani genellikle bu ürünleri hazır almak zorunda kalabilirler. Burada genellikle temel geçim kaynağı avcılık veya e, balıkçılık diye tahmin ediyorum. Veya ilerlerde ormanlar varsa ormancılık da yapıyor olabilirler ama e, burada arkadaşlar çok fazla çeşitli olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi burada hava durumu gün içerisinde değişiklik gösteren hava olaylarıdır demişiz. Burada ilk kavramımızı söylemişiz. İklim ise diğer kavramımız. İklim ise herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeridir. Yani hava durumu dediğimiz günlük. Arkadaşlar iklim ise Onlarca yıl yani uzun yıllar değişmeyen hava olaylarına verilen isimdir. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı yerlerinde de farklı iklim özellikleri yaşanmaktadır. Dünyada farklı iklimlerin yaşanması farklı bitkilerin, tarım ürünlerinin ve yaşam tarzlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşanılan iklim özelliklerine bağlı olarak giyindiğimiz kıyafetlerden tutundu arkadaşlar yaşadığımız evlerin yapısı, yapı malzemelerine ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik göstermektedir. Örnek olarak yıl boyunca sıcak ve yağışlı iklim bölgesinde yaşayan insanlar ince kıyafetleri, soğuk iklim bölgesinde yaşayan insanlar ise kalın kıyafetleri tercih etmektedir. Burada hemen gösterilmiş ekvatoral iklimde bitki örtüsü diye yeşillik biliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla yeşiller ve uzun uzun ormanlar. Şimdi dünyada İklim tiplerinden Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Muson iklimi, Ekvatoral iklimi aşağıdaki haritalardan faydalanarak inceleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz turunculuklar Akdeniz iklimi. Tabii ki Akdeniz Akdeniz'in bulunduğu kıyı kesimlerinde net olarak görülüyor. Buna benzerlik gösterdiği için Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya, Güney Amerika, Şili ve Amerika'nın arkadaşlar batı kıyılarında Akdeniz iklimi görülmektedir. Yine aynı şekilde ekvator çizgisinin üzerinde olduğu için ekvatoral iklim bu yeşil dediğimiz yerlerde ve yakınlarında olduğu için ekvatoral iklim gözükmektedir. Şu gördüğünüz renkte ise tam olarak kırmızı değil Burada ise Muson iklim coğrafyasını görmekteyiz. Muson iklimi de yine burada Japonya, Çin, Hindistan gibi bölgeleri almakta ve Avustralya kıtasında bir kısmında görülmektedir. Şimdi en altta ve en üstte yani Grönland ve yukarısında kutup noktasına doğru kutup iklimi ve dünyanın insan yaşamayan kıtası Antarktika'da da yine kutup iklimi gözükmektedir. İlk olarak Akdeniz iklimiyle başlayalım. Akdeniz iklimi tanıdık gelebilir. Ülkemizde Arkadaşlar kıyı kesimlerinde genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara'nın e, güney taraflarında görülen iklim tipidir. Ve biz de Adana'da olduğumuz için Adana'da Akdeniz iklimini yaşıyoruz. Evet benim adım Hande. Antalya'da yaşamaktayım. Yaşadığım yerde yazların sıcak ve kurak geçmesi, uzun güneşlenme süresi, kıyı turizminin gelişmesi sağlanmıştır. Bölgemizde kışların ılık ve yağışlı geçmesi nedeniyle portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller yetiştirilmektedir. Ayrıca burada zeytin ağaçlarından zeytin toplamak, defne ağaçları ve lavanta bahçeleri arasında dolaşmak insana büyük keyif veriyor demiş arkadaşımız. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yapılan ekonomik faaliyetler ne olabilir? Şimdi arkadaşımızın dediğine bakarak ki zaten biz de biliyoruz ama olsun. Uzun güneşlenme süresi kıyı turizmi. Yani demek ki turizm önemli bir geçim kaynağı. Ne aynı şekilde tarım işte turunçgiller yetişmiş, zeytin varmış, defne ağaçları varmış. Buradan yine ne söyleyebiliriz? Tarım ve arkadaşlar özellikle turizmin geliştiğini, kıyı turizmin, yani deniz turizminin geliştiğini söyleyebiliriz. Hemen kutup iklimine bakalım. Şimdi tam tersi bir fikir aklımıza gelecek. Akdeniz ikliminde sıcak mı sıcak güneşlenme süresi fazla mı fazla? İnsanlar kıyı turizminde yani denize girebiliyorlar çok güzel bir şekilde ama şimdi burada biraz farklı olacak. Kutup ikliminde. Benim adım Norman. Yaşadığım her yıl boyunca soğuk, kar ve buzlarla kaplıdır. Bu nedenle burada soğuk iklim şartlarına uygun şekilde yaşamak zorundayız. Bizleri ve diğer ülkelerdeki insanlar eski olarak tanır. Soğuk hava şartlarının nedeniyle yıl boyunca kürtlü ve kalın kıyafetler giyiyoruz. Ayrıca buzdan yaptığımız iglo adı verilen evlerde barınarak soğuklardan korunuyoruz. Burada iklim özelliklerinden dolayı Yılın büyük bölümünde topraklar donmuş haldedir. Bundan dolayı maalesef tarım yapamıyoruz. Ancak buz tutmuş suların üzerindeki buzları kırıp balık avraya avlayarak geçimimizi sağlıyoruz demişler. Şimdi ilgili hocam buzdan yapılan evler nasıl sıcak olabilir? Arkadaşlar tabi burada soğuğun etkisini rüzgarın etkisini falan kesiyorsunuz. Ee, i̇çerisinde buz kütlesi yaklaşık 0 dereceye yakın. Hani 0 santigrat dereceye yakın bir sıcaklık saldığı için aslında bir nevi sıcak olmuş oluyor. Hani tabi dolmasını engelliyor ama dışarıya çıktığımızda eksi 40 eksi 50'leri görünce burası tabi sıcak bir ev halini almış oluyor. Evet arkadaşlar görsellerden yola çıkarak bu bölgede yaşayan insanların kutup ikliminin etkileri ne olabilir? Hayatlarında kutup ikliminin etkileri ne olabilir? Bu insanlar normal bizim gibi bir evlerde yaşamıyor arkadaşlar. Bu insanlar yıl boyunca tek kıyafet giyiyorlar tek tip yani kalın kıyafetler, kürk kıyafetleri, işte deriden yapılmış kıyafetler, ayakkabılar bunu giyiyorlar. Bu insanlar bizim gibi otomobilleri kullanamıyorlar. Daha çok ne kullanıyorlar? İşte burada görüyorsunuz işte Sibirya kurtları üzerinde işte kızaklarla ne yapıyorlar? Yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bizim gibi güneşi göremiyorlar çok fazla. Bu gördükleri ender anlardan birisi. Bizim gibi tarım yapamıyorlar. Bizim gibi hayvancılıkta uğraşamıyorlar. Bunun yerine avcılıkla uğraşabiliyorlar. Şimdi Muson iklimine gelelim. Burada daha farklı bir iklim tipi var arkadaşlar. Muson iklimi de gerçekten çok farklı bir iklim. Genellikle 6 ay yağmurlu, 6 ay yağmursuz geçen bir iklim tipi diyebiliriz. Benim adım Ravi. Asya kıtasının güneyinde yer alan Hindistan'da yaşamaktayım. Burada yazları bol yağışlar görülürken, kışları yağışlar oldukça azalır. Yaz mevsiminde etkili olan aşırı yağışlar, bölgemizde sellerinle olmaktadır. Tarım alanları ve evler Sel suları altında kalmaktadır. Bu durum hayatımızı oldukça zorlaştırmaktadır. Burada yetiştirilen pirinç sofralarımızın en çok tüketilen yiyeceğidir. Demiş Ravi. Görsellerden yola çıkarak insan hayatlarında ikliminin etkileri ne zor olabilir. Burada bakıyorsunuz arkadaşlar. E, ne yapıyorlar? İnsanlar evlerini artık suların üzerine inşa etmişler. Çünkü e, yağmurlarda zaten sel suları normal evleri bastığı için onlar da bu şekilde bir önlem almış olabilir. Kıyı kesimde yaşıyorlar. Evet yine aynı şekilde dediğimiz gibi evleri yüksekte kıyı kesimidir. İşlerinde de olsa yine yüksekte yapıyorlar ki sel suları geldiğinde sular altında kalıp hayatlarını kaybetmemek için. Ve yine pirinç tarımı yapıldığını görüyoruz. Pirinç güzel bir yiyecek türüdür arkadaşlar. Özellikle Asya kıtasında çok fazla tüketilen bir yiyecektir. Ekvatoral iklim'e bakalım şimdi. Ekvatoral iklim ekvator çizgisi, hayal çizgiler vardı biliyorsunuz dünyanın tam ortasından geçen. Yani yıl boyunca güneş alan bir yerde ve yıl boyunca arkadaşlar sıcaklık belirli bir yerde durmaktadır. Bir araştırmacı iklim özelliklerini ve bitki topluluğunu araştırmak için gittiği bölgeyle ilgili yazdığı raporda şu bilgileri yer almıştır. Burası her gün sıcak, bol yağışlı ve her yer yemyeşil, ormanlarla kaplıdır. Tropikal yağmur ormanlarını oluşturan ağaçların boylarının 50 metreyi açtığını gördüm. Bölgede ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap evlerin yaygın olduğunu gözlemledim. Sıcaklık ve nem o kadar fazla ki yılın büyük bölümünde ince kıyafetlerle zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bu bölgede bol miktarda Hindistan cevizi, mango, kakao gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Şimdi bundan yola çıkarak yaşayan insanların hayatlarında ekvatoral iklimin etkileri ne olabilir? Aynı kutup iklimindeki gibi tek kıyafet yani yazlık kıyafetlerle tek mevsim görüyorlar arkadaşlar. Yine tropikal sıcaklıktan dolayı tropikal iklimi yaşıyorlar ve tropikal ürünleri e, aslında ne yapıyorlar? Elde etmiş oluyorlar. Burada su kayakları açısından bir sıkıntı yaşamıyorlar. Yıl boyunca belirli bir derecede ve yağışlı geçiyor burası. Onun haricinde arkadaşlar burada Ağaçlar çok fazla olduğu için ve dünyanın ağaçlarının büyük kısmı bu ekvator çizgisinde yer almaktadır. Ve Ağaçların boyları çok uzun olduğu için burada genellikle ev tercihleri ahşap oluyor ve yüksek kesimlerde yaşıyorlar çünkü çok nemli bir havada yaşadıkları için. Bu etkinliği burada yapamıyoruz. Bu etkinliği sınıfta yapabiliriz arkadaşlar. Hemen geçiyorum değerlendirme sorularımıza. Evet şimdi sorularımız var. Boşluk doldurma var. Burada üstte koymuş kitabımız altta bunları cevaplandırmak gerekiyor. Ben tabi daha önce bunları sizin için e, cevapladım arkadaşlar. Şimdi beraber bakalım. Bir Türkiye nokta nokta kuzey paralelleri ile nokta nokta doğu meridyenleri arasında yer alır. Tabii bu 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Burada zaten verilmiş. Türkiye dört mevsim belirgin, belirgin şekilde yaşaması Türkiye'nin mutlak konumunun sonucudur diyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükselti artar. Evet özellikle Doğu Anadolu'da Türkiye'nin en yüksek bölgesidir. Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır. Güney çünkü biliyorsunuz ekvatora en yakın olan yer. Kuzeye doğru gittikçe ekvatordan uzaklaşıyoruz. Yani güneş ışığının geliş açıları daralıyor. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde karaların yoğun olduğu için karasal iklim yaşanmaktadır arkadaşlar. Yer şekilleri nüfusun dağılışını etkili olan Yeryüzü şekilleri dediğimiz için arkadaşlar doğal faktörlerdendir diyebiliriz. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus fazladır. Çünkü burada iş imkanları fazladır. İnsanlar burada gelir elde edebilirler. Kutuplara yakın olan yerlerde ise kutup iklimi görülmektedir arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Buradan sorular yan tarafına harfler konulmuş. Beraber koyalım bu harfleri. Gün içerisinde değişkenlik gösteren hava olaylarında gün içerisinde dediği için arkadaşlar ne diyoruz? E şıkkı diyoruz. Hava durumu diyoruz. Hemen buraya işaretliyoruz. Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısında biz ne diyoruz? Nüfus diyorduk arkadaşlar. Onu da C'yi hemen 10. sorunun altına yazıyoruz. 11. soruda akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte kalan yüzükler. Bakın yüksekte diyorsa plato B Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere biz ne diyorduk? Coğrafi konumu diyorduk ülkenin. O yüzden D12D diyebiliriz. 13 akarsu tarafından yarılmamış, çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ise alçakta kaldığı için ova diyoruz. A 14'e ise herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değerine biz ne diyoruz? F diyerek iklimi şartlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi, dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerde insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayın demiş. Yeryüzünde birbirinden farklı doğal koşullar görülür. Doğal koşullar insanların yaşam şekilleri üzerinde etkilidir. Örneğin iklimin insanların giyim yiyecek ekonomik faaliyetleri, yaşadığı evlerin yapısı gibi e, ve benzeri özelliklerin ro ro belirleyici rolü vardır. Kutup bölgesinde yaşayan insanlar evlerini yaşadıkları yerin koşuluna uygun yaparlar. Örneğin kutup bölgelerinde yaşayan eskimolar evlerin yapımında buzdan yararlanırlar. Buz blokları üst üste yığarak evlerini inşa ederler arkadaşlar. Ülkemizin yükseltisinin sıcaklık ve ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerinde etkileri nedir? Eğer ki arkadaşlar yükselti az olduğu yerlerde sıcaklık yüksek olur. Çünkü denize yakınız. Ulaşım kolay, ekonomi gelişmiş ve nüfus yoğundur. Toplu halde yaşam mevcuttur. Yükseltinin fazla olduğu yerde ise sıcaklık düşük olur. Çünkü yukarı doğru çıkışı sıcaklık azalır. Ulaşım zor olur. Engebeli bir arazi vardır. Ekonomi gelişemez tabii ki. Tarım ticaret yapılmadığı için, sanayi yapılmadığı için nüfus dağınık ve seyrektir. Yani azdır arkadaşlar. Şimdi atlaslarınıza yer alarak farklı kıtalardan Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Musun iklimi ve Kütoral iklimi özelliklerini gördüğü üç ülke belirleyiniz. Seçtiğiniz ülkeler ile o ülkelerin de görülen iklim tiplerini boşluklara yazınız. Hindistan'ı seçtik ilk olarak. Muson iklimi görülmekte. Güney Afrika Cumhuriyeti'ni seçtik. Akdeniz iklimi görülmekte. Ekvator'u seçtik. Ekvatoral iklim görülmekte arkadaşlar. Şimdi bunu bakalım beraber. çoktan seçme sorularımız var. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin göreceli konumu sonuçlarından değildir. A şıkkı cevabımız arkadaşlar. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru sıcaklık azalır. Neden azalır? Göreceli konum değil bu matematik konumun sonucuydu. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması özel konum. Göreceli konum özel konum demek. Batıdan doğuya yükselti hatlar bu da özel konumdur. Her ülkede böyle olacak diye bir şey yok. Üç tarafın denizlerle çevrili olması bu da özel konumdur. Her ülkede bu olacak diye bir şey yok. Evet renklendirme yöntemiyle hazırlanan fiziki haritalarda renkler yükselti basmanı gösterir. Aşağıda verilen hatlardan hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir. Antalya yeşil ile ifade edilir. İzmir yeşil ile ifade edilir. Rize'nin kıyı kesimleri yeşildir. Ama hani genellikle Rize de Bu soruda aslında Rize'yi koymaması gerekirdi. Ama Sivas arkadaşlar turuncu renkli olduğu için Sivas'ı işaretleyebiliriz burada. Tamamı turuncu olduğu için. Şehirlerin gelişmesinde nüfusların, nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi faktörler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm faaliyetleri bir arada etkili olmuştur? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Çanakkale, Çanakkale'de evet turizm vardır. Özellikle Çanakkale şehitliğinden dolayı orada işte biliyorsunuz Çanakkale Savaşları'nın olduğu yer. Ee, orada tarım da vardır ama hepsi bir arada değildir. Sanayi yoktur mesela. Gümüşhane'de Karadeniz'in küçük perilidir. Maalesef yoktur. Engebeli araziden dolayı Kütahya'da evet tarım ve sanayi biraz da olsa vardır ama turizm yoktur. Ama nerede arkadaşlar? İzmir'de tarım, sanayi, ticaret turizm, ulaşım arkadaşlar daha birçok şey sayabiliriz. Her şey etkilidir ve o yüzden İzmir çok büyük bir şehirdir. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada Türkiye haritası vermiş ve numaralar vermiş. Yazları sıcak ve kurak geçer. Bitki örtüsü makineleri güneşli gün sayısı fazladır. Yukarıda verilen özellikler harita üzerinde numaralandırılmış yerlerde hangisine aittir? Burada Akdeniz bitki örtüsünü, Akdeniz iklimini tarif ettiği için bakıyoruz. Akdeniz neredeydi arkadaşlar? Buradan başlıyordu. Hatta şöyle çizebilirim size. Şöyle başlıyordu. Akdeniz iklimi coğrafyası bu şekilde buraya kadar gidiyordu. Şimdi o zaman baktığımıza göre 3 numara içeride kaldı. Yani 3 numara Akdeniz iklimini gösteriyor. İşaret. Hemen geçelim. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi? Nüfusun yeryüzüne dağılışını etkiden doğal. Bakın burada soruların altını çizmenizde önem var arkadaşlar. Doğal faktörlerdendir. İklim doğaldır doğru. Hemen aldık iklimi. Turizm doğal değildir. Yani sadece doğal değildir. Belirtmediği için alamayız. Toprak doğaldır. Doğrudur. Tarım desek değildi mesela. Sanayi değil. Beşeridir arkadaşlar. O yüzden çarpıyı koyduk. Ne oldu? Cevabımız 1 ve 3 oldu. Hemen işaretledik arkadaşlar. 23. soru. Yer kaynakları kayakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazladır. Bu açıklamaya göre hangisinde nüfus fazladır? Evet, Bayburt'ta bilinen ve çok gönlü bir yeraltı kaynağımız yok. Erzincan'da yok. Karaman'da yok. Ama nerede var? Arkadaşlar özellikle Zonguldak'ta Taş Kömrü bu bölgenin gelişmesinde çok büyük etkilidir. Şimdi bu grafiğe baktığımızda zaten soruyu okumadan grafikte bazı şeyleri göreceğiz. Özellikle kışın ve yazın yağış alması. Bakın 6. 7. hep yağış. Yıl boyunca hep yağış var. Şu pembe olan gösterilerden grafikte. Yıl boyunca yağış var arkadaşlar. Sıcaklık da 25 dereceye yakın. En sıcak olduğu zaman. Ama kışın bile 10 derece 5 derece arasında geziyor. Yani çok soğuk ne sıcak bir yerden bahsediyoruz. Ve yıl boyunca yağış alacak. Şimdi bu yer neresiydi? Yıl boyunca yağış alacak dediğimizde Karadeniz aklımıza gelecek. Ve en fazla yağışını da sonbaharda alacak ki 10. ayda almış. Yani Ekim ayında almış. Evet arkadaşlar. Sorularımız da buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.